Biraz daha yaklaşık. Şuraya. Burada da var lan bak. Evet, yine. Tropikal olanlar, işte lemurlar, maymunlar, sürüngenler sıcağa duyarlı, soğuktan etkilenip yaşamsal fonksiyonlarını olumsuz etkileyen hayvanlar. Kış mevsiminde meteorolojik haberleri aldığımız zaman zaten tedbirlerimizi hemen harekete geçiriyoruz. Önce enerjisi yüksek diyetlerle beslemeye başlıyoruz hayvanları, vücut ısısını koruyabilsin diye. İkincisi infrarenk sobalarımız var. Maymunları bunlarla kışlık kısımlarında beslerken bunlarla ısıtıyoruz ve soğuktan korunuyorlar o halde. Üçüncüsü lemur veya maymunları infrarenk sobaların yanında üstten ısıtıcı lambalarla vücut ısısını korumaya çalışıyoruz. Yine sürüngen olan yılanlar, timsahları alttan ısıtmalı elektrikli kombilerle vücut ısısını koruyoruz. Zira bu tür hayvanlar soğuklarda yaşamsal fonksiyonları çok olumsuz etkileniyor. Bu tür tedbirleri hem diyetleriyle, beslenmeleriyle hem de fiziksel koşulları ısıtarak onları üşütmeden güvende tutuyoruz. Bir takım vitaminleri, özellikle D vitaminini sentezlemek için zaten güneşe içgüdüsel olarak çıkmak ihtiyacı hissediyorlar. Biz de o fırsatı veriyoruz zaten. Kışlık ve yazlık kısımları açıktır. İçgüdüsel olarak güneşi gördüğü zaman dışarıya çıkıyor, güneşleniyor. Vücut ısısı düştüğü zaman ısınmak için de kışlık kısmına girip demin anlattığım tedbirlere göre ısınma ihtiyacını gideriyorlar. Alttan ısıtmalı elektrikli kombilerimiz onların ısısını sağlıyor, ısıtmayı sağlıyor. Yılan ve timsah gibi hayvanlar, kaplumbağalar kış uykusuna yatar. Kış uykusuna yattığı zaman hareketleri sıfırlanır. Hiçbir gıda almazlar. Biz tabii ki buna fırsat vermiyoruz.
kış uykusuna yatmasını engellemek için, beslenmesini devam ettirebilmek için alttan ısıtmalı brulörler, kombilerle ısıtıyoruz.